arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kullanışlı olan sıralı midyelerden oluşan modelimizi çalışacağız. Modelimizi yeleklerimizde, e, ceketlerimizde, hırkalarda, bebek örgülerinde dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Son derece şık ve güzel bir model. Evet modelimizi hemen örmeye başlayalım. Öncesinde biraz zincirimizi çekelim. Tabi siz öreceğiniz e, örgümüzde zemin olarak hangi zemini hazırlayacaksanız o zemin üzerine kuruyoruz gibi düşünelim. Şimdi zincirimi çekiyorum. Birkaç tane model gösterecek kadar olması yeterli. Evet. Şimdi şuradan itibaren saymak istiyorum. 1, 2, 3, Bakın 3 tane zincirim var. 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincirimi geri dönüyorum. Ve batıyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çekiyorum. Aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Eğer trabzansa tabii ki 4. trabzana batıyoruz. Öreceğimiz örgümüzde 1, 2, 3, 4 ve 5 Yine aşağıdan 1 2 3 4 4.'ye gelerek batıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar 1 2 3 4. Şöyle görelim. En son 5 zincirimi çektim ve en sondaki zincirimin üzerine gelerek batıyorum sıkıştırıyorum. Şöyle yuvalarımızı hazırladık. 2, 4, 6 yuvamızın çift olması gerekmekte. Hemen başlangıçta yine 5 tane zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sıramız modelimizi kuracağımız yerde zincirlerimizi ördüğümüze en alttaki başlangıç zincirini ise trabzanlarınız olarak düşünebilirsiniz ya da öreceğiniz örgünün zemini olarak da düşünebilirsiniz. Tabii bu şekilde direkt zincir üzerine de modelimizi uygulayabilirsiniz. 5 tane zincirimizi çektikten sonra örgümün arkasını çeviriyorum. Hazırlamış olduğum ilk yuvanın içerisine gelerek batıyorum. Ve tığımızın başını dolayalım. Hemen bir önceki beşer zincirlerle batmış olduğumuz buradaki bölümümüze girerek 4 tane trabzanımızı örelim. İkili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane trabzanımızı aynı noktaya ördükten sonra hemen yanındaki 5 zincirimizin içerisine gelerek batıyoruz. Sağından ve solundan bakınız birer tane alttaki Örmüş olduğumuz zincirlerle battığımız için ortadaki dört trabzanımız sanki 6 trabzan görüntüsüne ulaşıyor ve 5 tane zincirimizle 3 dört beş araya tekrar batıyoruz diğer bölüme bakınız. Bir tane bölüm arası yaptıktan sonra tığımızın tekrar başını doluyoruz. Görmüş olduğumuz bu noktaya girerek yine dört tane trabzanımızı örerek sıralı midelerimizdeki ikinci sıramızı oluşturuyoruz. 3 ve 4. Bakınız 3 tane ördüm. 4 görüntüsünü alttaki zincirimizin olduğu bölüm vermekte. 4. trabzanımı da ördükten sonra hemen yanındaki çekmiş olduğumuz zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum. 1 2, 3, 4, 5. Aradaki bölüm için 5 tane zincirimi çekiyorum. Alttaki yere girerek batıyorum ve 2 tane sıralı midyemin sıralarının tabanlarını oluşturdum ve birer de aralıklarımı yerleştirdim. Tığımın tekrar başını doluyorum. 4 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Son yuvamın içerisine batıyorum ve şöyle biraz çektikten sonra bir iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında doluyorum Zincirimi sayıyorum. Bakın bir, iki, üç. Üçüncü zincir yuvasının içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum ve hemen beş zincirle ikinci sıramı hazırlanıyorum. Üç, dört ve beş. Şöyle birinci sıramızı görelim bakınız. Birinci sıramızda birer boşluklarımız, birer midyelerimiz, bir boşluk bir midye, bir boşluk bir midye şeklinde hem başlangıçta hem bitişte zeminimizi hazırladık. Şimdi arkasını çevirerek örmeye devam edelim. Evet çevirdik örgümüzün arkasını şu şekilde hemen midyemizin tepesine batıyoruz burada. Şöyle baktığımız zaman bakınız midemizi 4 tane ortaya örmüştük ama aşağılardaki ile birlikte 6 görme tam ortaya ister 4 olarak hesaplayıp 2 2 ayırın ister 6 olarak nasıl isterseniz tam ortalı bir şekilde üzerine değil arasına girecek şekilde batıyorum. 5 tane trabzanımızı zincirimizi 1 2 3 4 5 5 zincir çekiyorum. Aradaki çekmiş olduğumuz zincirimin altından geçerek batıyorum tekrar 1 2 3 4 5 burada tamamen zincir çekerek sıramızı tamamlıyoruz beşer zincirle bir midyemizin tepesine bir alttaki arayı oluşturan zincirimizin üzerine batıyoruz 3 4 ve 5 tam şöyle tepeye batıyoruz tekrar 1, 2, 3, 4, 5 son noktamıza gelerek uç kısma batıyoruz. Bakınız uç kısma ve hemen 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizi çektikten sonra örgümüzün yönünü çeviriyoruz. Öncesinde yapmış olduğumuz işlemimizi görelim. Bakınız midyelerimizi dizdik. Ara boşluklarını yerleştirdik. Zincirle tekrar zeminimizi kurduk. Bir midyemizin tepesine 5 zincir bir araya 5 zincir. Bir midye tepesine bir araya şeklinde örerek sıramızı yerleştirdik. Şimdi son batmış olduğumuz yerden 5 zincirle tekrar çıkışımızı yaptık ve ilk zincirimin içerisine gelerek batıyorum. Tığımın başını dolayarak hemen sıralı midyelerimizin sıraları belli zaten. Her birinin üzerine yeni sıralarımızı örmeye başlıyoruz. Modelimizdeki gibi bakınız. Birinci zeminimizi hazırladıktan sonra artık her birisi midyelerimizin üzerine yerleşecek bir sıra midyelerimiz bir sıra bu görmüş olduğumuz zincirlerimizle zeminimizi tekrar kuruyoruz. Evet şimdi midyelerimizi yeniden yerleştirmeye başlayalım. 5 zincirimle battıktan sonra tığımın başını doluyorum. Midyemin tepesine girerek 4 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3 ve 4. 4 trabzanımızı hemen yandaki zincirimin üzerine batıyorum ve ara boşluğumu örmek için tıpkı buradaki ara boşluğunu 5 tane zincirimi çekiyorum 2 3 4 ve 5 diğer zincirin içerisine batıyorum tığımın başını dolayarak hemen midyemin üzerine 4 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 ve 4 zincirimize batıyoruz aralığımızı örmek için aşağı sıradaki bakınız Midi arası 5 zincirimiz 2 3 4 5 5 zincirimizi çektikten sonra bir sonraki zincirimizin içerisine batıyoruz tekrar bu battığımız ara noktadan sonra tığımızın başını dolayarak 4 tane trabzanımızı örüyoruz 1 2 3 ve 4 hemen yandaki zincir yuvamın içerisine giriyorum ve sabitliyorum bakınız şöyle görelim midelerimizin üzerine birer birer midelerle ördük ara boşluklarımıza beşer zincir çekerek oluşturduk ve en son midemizi ördükten sonra iki tane zincirimi çekiyorum dönüşümü yapmak için tığımın başını dolayarak şöyle sayıyorum 1 2 ve 3 üç. 3. zincirin içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum ve hemen üzerine 5 tane zincir çekerek yeniden sıramı başlatıyorum 3 4 5 örgümün yönünü çeviriyorum ve midyelerimin tam tepesine batarak Yeniden zeminimizi kuruyoruz. Bakınız 3 3 ayırıyoruz ve araya giriyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 diğer aramız olan bölüme batıyoruz. Bir aramıza, bir midye tepesine 2 3 4 5 midyemizin tam araya 1 2 3 4 5 aramıza 1 2 3 4 5 midemizin tam tepesinin arasına 1 2 3 4 5 bakınız bu şekilde en sondaki bölümüne girerek batıyorum. Ve tekrar 1 2 3 4 5 çeviriyorum. İlk boşluğa batıyorum. Ve tığımın başını dolayarak midyemi 3. kez kurmaya başlıyorum. Bakınız modelimiz bu kadar kolay ve güzel bir model. Evet. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, mutluluk ve huzurla kalın inşallah. Görüşmek üzere.